Sonra burada Bukhara Rahimullah buyuruyor ki ben kul nebi sallallahu aleyhi ve sellem cüret lil abdu mescidan ve tahura. Sonra Bukhara Rahimullah Mali o vakti mescidlerden danıştı ve hansı yerde namaz kılmak olar, hansı yerde namaz kılmak olmaz, o meseleye tokundu ve soru gösterdi ki bundan İslam'ın mevkiyi. İslam'ın mevkiyi dedi ki namaz kılmak çoğun bizim için hasattır, yani başka dinlerden. Allah subhanahu aleyhi ve sellem bizim için bütün yeri, yani bütün yeri için mescid ve temiz edin. Yani mescid, harada namazın vakti geldi, biz kılabiliriz. Mesela o birisi dinlerde öyle şey yoktur. O birisi dinlerde ise ibadet için gerek mutlaka ya kiliseye girmezsen ya sufi tayin olunmuş yerler. Ama bizde de değil. Bizde ise ha, namaz geldi kılama olan. Lakin esas ne diyor orada temiz yer olsun. Hem senin temiz edilip ne manada yani hem namaz kılmıyorlar hem de yani temizlenebilir. O yerine temiz vasıtasıyla. Aydın böyle yani toprak temizleyicidir. Ve uzağa başı su yoksa teminle ibadet edilmiyorlar. Ve burada Rahimahullah Temali Abdullah ibn-i Ömer'in rivayetini getirir. Abdullah ibn-i Ömer'in ki biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o hadis kansı ki keçip bizden okumuşuz. O hadis kansı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyip beş şeyine bana verildi kansı benden kabak peygamberlere verilmeyip onlardan da biri bütün yerisi mənim için mescid edildi. Mescid yani ibadet yeri, ibadet edilmiş olan ve temiz edildi. Hansı ki başka peygamberlerde bu hususiyet yok idi. Ve hansı burada görsen ki Bukhari Rahimahullah yani bu hadisi burada teşrallıyor. Mesela ola bilər yani hadisten başa çıkın, diye bilər hansı teşrallıyor ki orada da dedi, burada da dedi. Lakin bu hadiste 5 tane mesele var en azı. Ona göre orada o mesele, hansı meseleydi, orada kaydedildi. Lakin burada indi bu hadisten bir tane yer lazım idi. Orada burada bu hadis tezden mecbur anda tekrarlanan. Aydın değil. Bu orada başka fayda çıkartmıştı Bukhari. Rahimahullah. Burada ise başka fayda çıkarttı bu hadisten. Aydın bu tekrar değil. Ve demeli sonra burada Rahimahullah kadın mecliste yatabilir mi? O meseleye tokunur. Ve burada Mali Ayşe radıyallahu anh'ın rivayetini getirir ki bazı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem icazı verir. Yani kadın ben senin bundan sonra kişiler yani yatabilir yoksa yok mecitlerde. Yani icazı verilir. Yani kadın mecitte yatabilir. Aydın değil. Ve hususen mecitte yatmamızı elə mövzudur ki, xüsusən icazı verilir, bəzi də icazı verilir, olanın ki, evləri məsələn yox deyil. Onlar qala bilərlər məkiddə. Bəzi anlayı edilir, amma kimlər ki, evləri var, qalmağa məkuh gözlər. Mənim üçün bəzi evlə misafir qala bilər. Aydın deyil, ümumlə məkiddə yatmaq olar. Məkiddə yatmaq olar. Lakin qadın, əgər məsələn fitnədən uzaqsa məsələn məkiddə yatmaq olar. Neye sebep olmazsa, yani yatabilir mescidde. Ve sonra burada Rahimullah ile kişi şunlandı mescidde yapamayısına ayrılır ve gediliyor. Ve burada Tümali Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn-i Umar'ın rivayetinde bir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde mescidde yatırdı. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç ne demedi bana. Onu gösterir ki mescidde yatma olan. Ben şimdi burada Tümali Sahil ibn-i Sa'di rivayetinde deyir ki bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi Fatıma'nın evine gördü Ali yoktu evde. Ve dedi ki emoğlun hanı? Emoğlun hanı? Ve dedi ki bas Fatıma radıyallahu anh'a deyir ki aramızda söhbet oldu biraz, ne istendirdi. Ve öyle bir ki bir incili oldu çıktı evine. Ve bu vaxt Resul sallallahu aleyhi ve sellem birine dedi ki bak haradadır o. Ve deyip gördüm, geldim gördüm ki kaptım onu ve dedim ki geldim Resul sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya Resul mescid dedi, yatır. Ve
Peygamber sahası geldi, gördü ki Ali bin Abi Talib radıyallahu anh. O zaman yatırı ve üzü biraz kumludu. Ve dedi ki, üzünü temizledi Belayan'a, dedi ki, ey Turab atası, yani Aba Turab. Aba Turab, kalk yine, kalk, yani oyan. Oyandırdı. O bu hadiste yemsinin Bukhari getirmeyinde maksadı odur ki, görsen ki mescitte yatma olan. Aydın bu. Mescitte yatma olan hemsinin bu hadiste faydalardan biri budur ki, yani kızın atası, o kızın atası erinin izası olması, olması da gelebilir evine, izasısız. Kendinin atası. Aydın bu. Hemsinin yani faydalardan yatır hadiste. Hibet gelebilir, icazı lazım değil, elini alalım, lütfen. Ve hemşinin... Hemşinin bu hadisi Ali bin Abi Talib'in fazileti var. Faziletlerinden biri değil. Ve hemşinin... yani... kunya biniyorlar adama. Mesela Peygamber sahasını çağırdı ki ona Ebe Turab. Kunyadır. Aydın Bey o kunya mesela böyle biniyorlar. Mesela Ebe Abdallah ya Ebe Turab. Yani bu cür eğer incinirse değil, yani kim olsa değil, incinirse ama bu cür adlandırma olan adama. Kunya. Ve yakışı da hamımızın kunyası olsun, bir tane kunyası. Kunya da o da ki mesela birinci uşağın adı mesela şimdi laf taş evlenmesin de bizden tahminen İnşallah oğlum olsa birinci oğlum adını koyarım. Oğlan tarafından mesela Abdullah. Ağzı kunyan olur Aba Abdullah. Sen çağırlı Aba Abdullah. Ve sen kız tarafından seçtin mesela kızım olsa inşallah Fatıma olacağım. Sen de Aba Fatıma. Aba Fatıma. Şimdi yakışırlar hamımızın kunyası olsun. Ha? Nedir kunya? Ya sen yoktu. Ama kunya sesin özünüzü ha. Allah razı olsun.